Herkese merhabalar. Newcastle United'ın yapmış olduğu transferleri inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Malumunuz Newcastle United kısa bir süre önce finansal olarak çok güçlü bir yapıya satıldı ve o günden bu yana da transfer dedikoduları bir türlü dinmedi. Yapılan dedikodularda çok astronomik rakamlar ile elit oyuncuların adları da geçiyordu. Ancak tabii ki bu senaryo gerçeğe dönmedi. Buna rağmen Newcastle transfer döneminde 100 milyon euro mertebesinde yine de az denemeyecek bir miktarda para harcadı ve bence çok isabetli transferler yaptı. Zaman kaybetmeden transferlere geçelim. Kieran Trippier 16.15 milyon euro gibi bir bedelle Atletico Madrid'den takıma katıldı. Chris Wood 30 milyon euro gibi bir bedelle Burnley'den transfer edildi. Bruno Guimaraes 39.5 milyon euroya Lyon'dan geldi. Dan Burn 15.5 milyon euroya Brighton'dan takıma katıldı ve son olarak da Matthew Target Aston Villa'dan 6 aylığına kiralandı. Eddie Howe'ın nihai olarak kadroyu nasıl yapılandıracağını tabii ki bilemeyiz. Ancak bu transferlerden sonra beklenti olarak şu şekilde bir 11 oluşmuş oldu. Yeni yapıda Kieran Trippier sağ bekte Emil Kraft'ın yerini alacak, Chris Wood Callum Wilson'ın yerini alacak. Bruno Guimaraes aslında orta sahada bulunan tüm oyuncuların yerini alabilir ama ben burada Shelvey'in yerini alacak varsayımında bulundum. Dan Burn eğer üçlü stopere dönüldüğünde üçüncü stoper anlayışıyla transfer edilmediyse ki bunu yakında görürüz. Fabian Schär'ın yerini alacak ve son olarak ise Matthew Target sol bekte Paul Dumet'in yerini alacak gibi gözüküyor. Peki bu değişimler Newcastle United'a ne katabilir? Bu noktada Football Manager'ın oyuncu özelliklerini sayısı olarak ifade etme avantajından da faydalanarak karşılaştırmalara başlayalım ve Newcastle takımının mevcut istatistiklerinden bazılarını da işin içine katalım. Bahsetmiş olduğum gibi Chris Wood, Callum Wilson'ın yerine transfer edildi. İlk bakışta gördüğümüz şey süratli bir bitiriciden hava topu hakimiyeti ve fizik gücü yüksek uzun boylu bir pivot santrafor profiline dönülmüş olduğu. Peki Newcastle neden böyle bir hamle yapmış olabilir? Newcastle sezon başından beri toplu oyun kurulumunda ve yaratıcılık konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Buradaki metriklere ve istatistiklere özellikle Bruno Guimaraes bölümünde değineceğim. Bu yaratıcılık ve toplu oynama kurulumunda yaşanan sıkıntılar Newcastle United'ı uzun paslara çokça başvuran bir takım haline getirmiş durumda. Tabi bu uzun top oyunu bilinçli bir tercih de olabilir veya Newcastle teknik ekibinin eldeki kadroya bakıp pragmatist olarak belirlediği bir strateji de olabilir. Durum böyle olunca atılan bu uzun topları rakibin 3. bölgesinde kazanacak, ayağında tutacak ve arkadaşlarına servis edecek bir pivot santrafor eklentisi Newcastle için çok doğru bir hamle olmuş gibi gözüküyor. Buradaki durumu netleştirmek için 2 adet istatistik paylaşmak istiyorum. Newcastle toplam pas sayısında 6.961 pas ile 20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada yer alıyor. Fakat uzun pas sayısında 1.310 uzun pas ile 8. sırada yer alıyor. Bu durumda takımın ileride konumlandıracağı bir pivot santrafor ile bu uzun top oyun planını daha efektif kullanabileceği yorumunu çok rahat yapabiliriz. İki santraforun yaratmış olduğu XG değerlerine baktığımızda ise hem Callum Wilson hem Chris Wood takımları adına toplamda 4.4 XG katkısı yaratmış durumda. Ancak biraz daha derine inip penaltı vuruşları hariç yapılan XG katkılarına baktığımızda Chris Wood sezonun bu bölümüne kadar 4.4 XG katkısı vermiş durumdayken Callum Wilson'da bu değer 3.6. Bunun yanı sıra takıma yeni katılmış olan sağ ve sol bek oyuncuları da Chris Wood ile kombine edilebilecek çok önemli özelliklere sahip ve bu özelliklere de ilgili bölümde değineceğim. Bu transfer ile ilgili son bir not. Unutmayalım ki Newcastle'ın kümede kalma yarışında direkt rakibi olan Burnley takımından yapılmış olan bu transfer Burnley takımının oyun gücüne de çok negatif olarak yansıyabilir ve Newcastle bu durumdan da avantaj devşirebilir. İkinci olarak Bruno Guimaraes transferine bakalım. Guimaraes'te gözümüze çarpan ilk durum pas ve vizyon özelliklerinin çok iyi oluşu. Gerçekten de özellikle Newcastle'da geriden oyun kurulumuna ve 3. bölgedeki hücum aksiyonlarına yaratıcılık katması için alınmış bir oyuncu. Ama en az pas, vizyon ve teknik kadar önemli olan bir diğer konu ise zihinsel özelliklerinin gerçekten çok ileri düzeyde ve çok dengeli olması. Burada özellikle pozisyon alma, ön sezi, takım oyunu ve çalışkanlık özelliklerinin sahip olduğu pas kalitesiyle kombinasyonunda Newcastle orta saha bölgesinde Guimaraes'ten çok önemli katkı alabilir gibi gözüküyor. Aslında zihinsel özelliklerinin oldukça yüksek ve dengeli oluşu da oyuncunun sahip olduğu pas yeteneklerini sahaya daha verimli ve efektif yansıtabildiğini gösteren bir olgu. Yine aynı soruyu soruyoruz. Neden Newcastle böyle bir hamle yapmış olabilir?
Özellikle XG gol beklentisi istatistiğinden bahsetmek istiyorum. Newcastle bu video hazırlanırken oynamış olduğu 22 lig karşılaşmasında toplam 21.5 değerinde bir XG üretmiş durumda ve Premier Lig'de bu alanda 18. sırada yer alıyor. XG metriğinde Burnley 20 maçta 18.7 değeriyle son sırada yer alırken 1. Liverpool ise 23 maçta üretmiş olduğu 57 gol beklentisi değeriyle 1. sırada yer alıyor. En az XG kadar önemli olan, hatta bazı futbol otoritelerince XG'den çeşitli sebeplerle daha önemli olduğu düşünülen asist beklentisi değerlerine göz atalım. Asist beklentisi rakamlarına geçmeden önce soru işareti kalmaması için tanımını vermek istiyorum. Asist beklentisi dediğimiz XA parametresi ile asist öncesi yapılan paslar ile asist oluşturma yatkınlığı ölçülüyor. Yani akan oyunda bir takımın ne kadar organize bir şekilde pozisyon hazırlama kabiliyetine sahip olduğu ölçülüyor aslında. Bu departmanda ise durum şöyle. Newcastle oynamış olduğu 22 maçta üretmiş olduğu 14,7 XA ile 18. sırada yer alıyor. Norwich oynadığı 23 maçta ürettiği 12,3 asist beklentisi ile son sırada yer alıyor. Ve tıpkı gol beklentisi değerinde olduğu gibi asist beklentisi değerinde de Liverpool lider ve 23 maçta 38,9 asist beklentisi üretebilmiş durumdalar. Yani özetle hem kaliteli şut ve pozisyon üretmede hem kaliteli pozisyonların yaratıcısı olan asist paslarını üretmede Newcastle gerçekten çok kötü durumda. İşte tam bu noktada Bruno Guimarães'ın Newcastle United için çok önemli bir artı değer olduğunu düşünüyorum. Videonun giriş bölümünde bahsetmiş olduğum gibi Newcastle'da 3 orta saha oyuncusundan hangisinin yerine düşünülmüş olduğunu zaman gösterecek, ancak gerek Jonjo Chalvey, gerek Joelinton ve gerek Joe Willock asist ve asist beklentisi üretme istatistiklerinde gerçekten çok kötü değerlere sahipler. Chalvey 18 maçta hiç asist üretememiş ve 90 dakika başına üretmiş olduğu asist beklentisi ise 0,04'te kalmış. Joelinton 21 maçta 1 asist üretmiş ve 90 dakika başına üretmiş olduğu asist beklentisi değeri ise 0,07. Son olarak Joe Willock 21 maçta 1 asist üretmiş ve onun da sahip olduğu 90 dakika başına asist beklentisi değeri 0,07. Takımda en çok asist üreten oyuncu Saint-Maximin ise 22 maçta 3 asist üretmiş ve 0,19 gibi bir 90 dakika başına asist beklentisi değerine sahip ki bu durumda aslında tüm yükün gerçekten bu oyuncunun omuzlarında olduğunun açık bir göstergesi. Peki Bruno Guimarães Lyon'da ne yapmış? Çıkmış olduğu 20 maçta 3 asist üretmiş ve esas önemli çarpıcı olan nokta ise 3,8 değerinde asist beklentisi değerine ulaşmış. Toplamak gerekirse takımın genel olarak sahip olduğu düşük XG ve XA değerleri göz önüne alındığında ve aynı şekilde mevcut orta saha oyuncularının yaratıcılık ve pas isabetleri konusundaki zaafları göz önüne alındığında Bruno Guimarães Newcastle orta sahası için gerçekten çok önemli olacak. Peki sağ ve sol beklere yapılan transferlere geçelim. Öncelikle Trippier'ı inceleyelim. Profil karşılaştırmasına baktığımızda Emil Kraft'a göre hem ofansif anlamda hem defansif anlamda çok daha iyi özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda bu transferin mutlak olarak oyunun her iki yönü içinde Newcastle tarafına çok büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken özellikle orta yapma ve dribbling özelliklerinin çok gelişmiş olması ve oyuncunun genel teknik kapasitesinin de oldukça üst seviyede olması diyebilirim. Yine burada hemen bir istatistik paylaşalım. Newcastle orta denemesi parametresinde denemiş olduğu 350 orta ile 20 takımlı Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor. Dolayısıyla Trippier'in oyunun bu tarafına pozitif katkısını net bir şekilde görmeyi bekleyeceğiz. Ve tabi forvet hattında da yapılan bu ortalardan çok yüksek verim sağlama potansiyeli olan Chris Wood'un olduğunu da unutmayalım. Şunu da belirtelim. Emil Kraft Newcastle adına çıkmış olduğu maçlarda ceza sahasına ulaştırdığı başarılı orta sayısı 0 ve ceza sahası içine gönderdiği isabetli pas sayısı ise sadece 2. Newcastle sağ bek rotasyonundaki diğer isim Javier Moncillo ise çıkmış olduğu 14 maçta ceza sahasına hiç isabetli orta gönderememiş ve ceza sahası içine sadece 1 isabetli pas verebilmiş. Kieran Trippier ise Atletico Madrid'de bu sezon çıkmış olduğu 15 maçta ceza sahasına 4 isabetli orta göndermiş ve çarpıcı olan nokta ise ceza sahası içine 23 adet başarılı pas iletmiş. Tüm bu parametreler aslında hikayeyi çok net bir şekilde anlatmaya yetiyor. Sol bekte ise
Aston Villa'dan sezon sonuna kadar kiralanmış olan Matt Target var. Değinilmesi gereken ilk konu yine oldukça iyi olan orta yapma becerisi. Kieran Trippier transferinde orta konusuyla ilgili değinmiş olduğum bütün durumlar Matt Target için de geçerli olacaktır şüphesiz. Aradaki fark Trippier-Kraft değişimi kadar radikal olmasa da Newcastle sol bek bölgesinde bu transfer ile teknik anlamda bir üst seviyeye geçti diyebiliriz. Son olarak Dan Burn transferine değinmek istiyorum. Bu transfer ile ilgili üzerinde konsensüs oluşmuş bir beklenti bulunmuyor. Hali hazırda çift stoper tandemini oluşturan Fabian Schär, Lascelles ikilisinin yine ilk tercih olacağı yönünde söylentiler olmakla beraber Schär'ın yerini Dan Burn'un almasını bekleyen bir kesim de var. Eğer ilk senaryo doğru ise, yani Dan Burn 3. stoper olarak bekleyecek ise, bu durumda da Eddie Howe'ın bazı maçlarda kurgulamak zorunda kalabileceği üçlü savunma hattı için elinde iyi bir stoper alternatifi olmasını istediğini söyleyebiliriz. Dan Burn ile Fabian Schär arasında bir kıyas yaptığımızda karşımıza çıkan en büyük fark bence iki stoperin arasındaki boy farkı. Dan Burn 2.01 boyunda gerçekten tam bir kule. Zıplama erişiminin çok yüksek olduğunu da gözlemliyoruz ve hava topu konusunda hücumculara pek bir şans tanımaz diye düşünüyorum. Tabii bu durum beraberinde atletizm problemini getiriyor ve atletizm konusunda Fabian Schär'ın gerisinde kaldığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde stoper tandeminde oluşacak ikiliyi net bir şekilde gözlemleme şansımız olacak diye düşünüyorum ve o zaman Newcastle teknik ekibinin düşüncesini daha net görmüş olacağız. Bu ikili arasında bir kıyas yapabilmek için şu veriler bizlere fikir verecektir. Fabian Schär 12 maça çıkmış ve 12 kere başarılı top kazanma müdahalesi yapmış. Yapmış olduğu başarılı pas arası sayısı 39 ve çıkmış olduğu hava toplarının da %52,3'ünü kazanabilmiş. Dan Burn ise Brighton'da 13 maça çıkmış, 24 kez başarılı top kazanma hamlesi yapmış, 33 başarılı pas arası gerçekleştirmiş ve hava topu kazanma oranı ise %67,2. Beklendiği gibi hava topunda Fabian Schär'a göre gerçekten çok üstün. Bakalım Eddie Howe'un tercihi stoperde hangi oyuncu olacak? Stoper transferini de inceledikten sonra videoyu yavaş yavaş kapatabiliriz. Bu videoda Newcastle'ın yapmış olduğu transferlerin olası sebeplerine değindik ve takım ile ilgili bazı istatistikler üzerinden oyuncuların potansiyel katkılarını yorumlamaya çalıştık. Eğer bu transferlerle ilgili farklı görüşleriniz var ise lütfen videonun altında yorum kısmına yazınız. Hepsini okuyup cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Ek olarak bu şekilde analizini yapmamı istediğiniz oyuncu, takım, transfer vesaire var ise yine bunları yorum kısmında yazabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videolarımı paylaşmanız yeterli olacaktır ve beni çok memnun edecektir. Son olarak Football Manager kariyer serimize de göz atmayı unutmayın. Orada da bol bol oyun içi analizler yapıyoruz ve gerçekten çok heyecanlı bir gidişat mevcut. Yeni videolarda görüşmek üzere.